Yerleş Paz, bu hamurema hünermen. Merhaba, gene Kürdistan'ı, Dayıklı, Evanlı'nın seyahatın Ürdün'den, köyünden edilmiş ama davasından, dilinden, mücadelesinden vazgeçmeyen onurlu halkımız, onurlu yoldaşlarım, onurlu arkadaşlarım. Sizler bugün bu coşkunuzla birlikte kayıncı zihniyete, Kürt'ü yoksan, emekçiyi yoksan, bu zihniyete en iyi cevabı bugün bu alandan verdiniz. Sizlere binlerce kez teşekkürler. Sağ olun, var olun. Kürtlerin haklı mücadelesinin onurlu bir şekilde devam ettiğini gösterdiniz. Bu hırsızlara, bu talancılara, bu yalancılara, bu sizin iradenizi yok sayan, hapseden, Kürt'ü tanımayan zihniyete Mersin'de, Akdeniz'de bu coşkunuzla, bu renklerinizle en iyi yanıtı verdiniz. Sizlerin en iyi cevabını onları reddeden bu sisteme, bu seçimde vereceğiz. Onların kayıplarını göndereceğiz. Onların yapmış oldukları usulsüzlükten, yolsuzlukların hesabını soracağımıza emin olabilirsiniz. Bu seçim sadece bir yerel seçim değil. Varlık yokluk seçimidir. Biz var mıyız? Kürtler var mı? Emekçiler var mı? Kendi hakkımız. Bu ülkeyi batırdılar, bitirdiler. Bu ülkeyi çürüttüler, yozlaştırdılar. Kürt sorununu çözmemek için bu ülkenin geleceğini, ekonomisini bu savaşta kullandılar. İnsanlar, emekçiler, yoksullar, biz açız dediklerinde AKP hükümeti merminin fiyatının kaç lira olduğunu soruyor. Bize Akdeniz'de, Mersin'den AKP'ye diyoruz ki evet, merminin fiyatını biliyoruz ama bu mermiye, bu emekçilerin, bu yoksulların bütçesi, ekonomisi gitmesin diye Kürt sorunu çözün. Kürt dilini konuşursa ekonominiz de, bu ülkenin parası da, pulu da halklara, emekçilere harcanmak zorunda kalır. Ama onlar ısrar ediyorlar. Diyorlar ki Türkiye mutludur, Türkiye özgürdür. Kürtlerin sorunu olmadığını söylüyorlar. Kürtlerin bu yalancılarla, talancılarla birlikte olduğunu, memnun olduğunu söyleyen
iktidara itirazımızı en güçlü şekilde ortaya koymak zorundayız. Tekrar çözüm masasının kurulması için bu ülkenin yönetenlerin bu sorunun en önemli muhataplarından birisi olan Sayın Öcalan'la görüşmesi için 31 Mart'ta güçlü bir irade ortaya koyacak mıyız? Arkadaşımıza, kardeşimize, yoldaşımıza büyük bir müjde gönderecek miyiz? Zeytin başkanım.